Buyurun Sayın Özkan. Şimdi efendim, Sayın Bayındır'ın söylediklerinden belki yanlış anlamaya sebep olunabilir. Bir, reddetmek, inkar etmek, örtmek, küfretmek, anlatabiliyor muyum? Türkçesi bu. Bu takdirde kafir olunur. Uymamak gibi. Ama Allah'ın herhangi bir emrini yapmakta gevşeklik göstermek, ihmal göstermek, yapmamak doğrudan küfür değildir, günahtır. Günah ayrı, küfür ayrı. O da günah da insanın Allah'la olan ilişkisidir. Cezai müstelzim bir haldir fakat Allah diyor ki yine bir ayette, büyük günahlardan kaçının, biz küçüklerini örteriz buyuruyor. Peki siz Müslüman kim değil, yani Türkiye'de Müslüman olmayan günahkar var da. Ben tabii herhalde öyle anlaşılmış, onun için çok teşekkür ederim. Yani ben öyle bir kelime kullanmadım ama bunun üzerinde durmaya değer tabii. Peki yani ben sizin beğenmemek kelimesini kullandım. Hayır, siz bana dediniz ki. Yani Allah'ın. Siz kime Müslüman diyorsunuz? Hayır. Ben biz demiyorum. Kur'an kime Müslüman diyor? Peki kime diyor onu anlıyorum. Biz diyebiliriz. O mühim değil. Yarın ahirete gittiğimiz zaman Kur'an bize Müslüman tamam. demiyorsa bir işe yaramaz. Reddedene değil diyor. Buyurun. Bakın bir dakika şu anlaşılsın. Tekrar ediyorum. Bir dakika. Gelmemeliydi. Biz şimdi burada Müslüman ve kafiri tartışma durumunda değiliz. Hayır şöyle bir yere gelecek zannettim Sayın Bayındır. Bazı şeylere uymamanın insanı Müslümanlıktan çıkartacağını söyleyecekti galiba. Şimdi bakın onu anlatayım müsaade ederseniz. İzin verin bakın, önce bir Sayın uymama başka, uymama başka, beğenmeme başkadır. Evet Sayın Özkan'a o çok önemlidir. Bakın orada ben cümleyi tamamlayayım. Allahü Teala ilk örnekte bunu gösteriyor. Hazreti Adem de yani adam Allah'a inanıyorsa, bakın, ben Müslümanım diyorsa ama kurallarına uymuyorsa Müslüman mı değil mi? Kurallarını beğenmemek başkadır, kurallarına uymamak bakın, başkadır. Bey, tamam. Kur'an'ın birçok ayetinin başında diyor ki ya eyyühellezine amenu ve amilus salihat. Tamam. Yani efendim, çok iman eden ve salih amel işleyenler. Salih tamam. ameller münkerden kaçınmak, maruf evet. ile emretmek. Yani marufa evet. uymak. Sayın Hatem yani buyurun efendim. Bunun üzerinde esasen aramızda hiçbir fikir ayrılığı olacağını zannetmiyorum. Çünkü bu çok açık bir husustur. Bir İslam vardır. İslam, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen Müslüman muamelesi görür. Ancak tabii bu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesiyle çatışan bir inkarı olmamak şartıyla. Bunu söyleyip de sonra Kur'an'ın açık bir hükmünü reddederse demek ki Muhammedun Resulullah kısmını inkar ediyor demektir. O zaman İslam'dan da çıkar. Ama inanıp da uygulamayan İslam dairesinden çıkmaz. Gene İslam muamelesi görür zahiren. İman, imanı kamil, kamil iman o Kur'an-ı Kerim'de ayrıdır. Bedevi Araplar şey diyorlar, iman ettik diyorlar. De ki iman ettik demeyin, İslam'a girdik, İslam olduk deyin. İman henüz kalplerinize yerleşmedi ayeti vardır. Ama o imanı biz onunla uğraşmayız. Devlet onunla uğraşmaz. Devlet İslam zahir düzeyinde İslam devleti tedbirlerini alır. Bu da esasen İslam'ın zahirle hükmetmesinin bir sonucudur. Ya o zaman şu ki ben bu sözü çok duydum. O İslam'ın kurallarına uymuyor. O Müslüman değildir. Denilemez. Diyemeyiz, inkar etmedikçe. Ya inkar etmiyor. Ama mesela uymuyor, yani günah işliyor. Mesela içki içiyor fakat Allah affetsin diyor. Biz kafir oldu diyemeyiz. Zahiren eğer inkar etmiyorsa ama içki yasağı da olur muymuş? Bu mesela haşa saçma ya, bir şey filan diyorsa o zaman tabii yani, tamam, İslam'dan yani da çıkmış olur. Ya bu günah mı ne yapalım içiyoruz? Bu Müslümanlığı da yani o zaman zahiren İslam muamelesi görür. Buna katılıyor. Buna herkes. Evet. Herkes katılıyor. Mahkemede bir hırsızlıktan yargılanan birisini düşünün. Hırsızlıkta suç mu olurmuş diye ifade veriyorsa hakim hiç hafifletici sebep arar mı? Evet. Ben de o doğru ama işte şu sebepten fukaraydım, bulamadım, şöyle oldum, böyle oldum diyen adama burada o zaman üç tane de hukukçu varız. Tamam efendim, konuyu hafifletilmiş ceza verir. Hocam,